Tanım olarak L'Hôpital hastane değil tabii ki. Hemen oradan hastane, L'Hôpital. Tabii acil servis diyebiliriz. Çünkü limit sorularında acil servisiyet yapıyor bize. L'Hôpital şu. F ve G fonksiyonları AB kapalı aralığında sürekli ve AB açık aralığında türevlenebilir iki fonksiyon olsun. İki fonksiyon olsun. Bakın, f ve g fonksiyonları sürekli ve bir açık aralıkta türevlenebilir iki fonksiyon olsun ve öyle bir c elemanlı reel sayısı için şöyle diyeceğim. Limit x giderken c'ye fx eşittir 0 ya da limit x giderken c'ye gx eğer 0 ise aynı zamanda limit x giderken c'ye f'in türevi bölü g'nin türevi bunlar ayrı ayrı 0'a eşit ise yani 0 bölü mevcutsa şöyle diyelim biraz daha basit bir tanım yazayım. Mevcut ise yani limit x giderken c'ye fx denilen fonksiyon 0. Diğer taraftan limit x giderken c'ye gx fonksiyonu 0 ise aynı zamanda f üstü x bölü gx de var ise şöyle diyeceğim. Limit x giderken c'ye fx bölü gx'in limiti yine limit x giderken c'ye f'in türevi bölü g'nin türevine eşittir diyeceğim. İşte bu yaptığımız yönteme L'Hôpital kuralı diyoruz. L'Hôpital kuralını biz L'Hôpital kuralı 0 bölü 0 sonsuz bölü sonsuz belirsizliklerinde kullanılır. Eğer 0 çarpı sonsuz veya sonsuz eksi sonsuz gibi belirsizlik var ise de onu 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuz belirsizliğine dönüştüreceğiz. Yani illa limit x giderken c'ye fx 0 olmak zorunda da değil. Ne olabilir? Her ikisi aynı zamanda ayrı ayrı sonsuz da olabilir diyeceğiz. Bakın, daha net bir şekilde ifade etmek için hemen bir örnek yapalım. Daha önce limitte yaptığımız bir örnek yazacağım. Limit x giderken 2'ye x kare eksi 4 bölü x eksi 2 hesaplayınız. Yani limitini bulunuz diyorum. Şimdi verilen bu soruda ne yapacağız? Bakın dikkat edin. X yerine 2 yazdığımızda 2'nin karesi eksi 4 bölü 2 eksi 2 oldu ifademiz. Ne oldu bakın? 0 bölü 0 belirsizliği meydana geldi. İşte L'Hôpital kuralı bize şunu söylüyor. Eğer bu ve buna benzer ifadelerde 0 bölü 0 sonsuz bölü sonsuz belirsizliği mevcut ise ne diyor bize L'Hôpital kuralı? Payın türevi bölü paydanın türevi kuralını uygula. Payın türevi bölü paydanın türevi kuralını uygula. O zaman biz de uygulayalım. Limit x giderken 2'ye türevini aldığımızda ne diyor bize? Payın türevi. X karenin türevi nedir? 2x. Sabitin türevi 0 bölü 2x'in türevi nedir? 1. Sonra x yerine kaç yazıyor? Bakın belirsizlik ortadan kalktı. X yerine 2 yazdı. Yazıyorum. 2 çarpı 2'den cevabımız ne oldu? 4 oldu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz mesela birinci türevi aldık. Ama belirsizlik devam ediyor. O zaman ne yapacağım? İşte o zaman şöyle bir not devreye giriyor. 0 bölü 0 sonsuz bölü sonsuz belirsizliği bir defa L'Hôpital uygulanınca belirsizlik devam ediyorsa
belirsizlik ortadan kalkana kadar L'Hôpital uygulanabilir. Bir defada belirsizliği kaldıramıyorsam, ikinci defada, üçüncü defada, dördüncü, beşinci defada türev almaya devam edebilirim diyeceğim. Şimdi örneklerimizi daha da genişletelim.